Yine hastalarımız sormakta. Hocam siz ameliyatı yaptınız. Olgun sperm bulamadınız. Yuvarlak spermler çıktı. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonrası tamamen hastanın kendi inisiyatifinde olan bir şey. Çünkü kimi hasta Rosie denemelerini istiyor. Kimi hasta istemiyor. Kimi hasta başka bir şekilde tedavi yöntemleri deneyebiliyor. Alternatif tıbbı yönelebiliyorlar. Bazen de hastalar başka yerde ameliyat olmayı tercih edebiliyorlar. Bu tamamen hastanın kendi inisiyatifinde. Ama ben kesinlikle ameliyat yaptığım hastama bir daha ameliyat yapma taraftarı değilim. Ancak bunu belli şartlarda yapıyorum. Bu şartlarda hastanın bana ısrarla bunu tekrar bir daha yapın demesi veya ilk ameliyatta az sperm bulunup da ikinci ameliyatta tekrar bir daha denemek için buna zorunlu kalmamız gibi durumlarda yaparım. Onun dışında hastaları kesinlikle kendi inisiyatiflerine bırakıyorum.